Herkese selamlar. RimWorld'le karşınızdayım bugün. Yeni bir seri, yepyeni bir soluk. Seven Days to Die ve RimWorld serisi. Bakalım ortak götürmeyi planladığım bir seri olacak. Bunları yapacağız. Bakalım Seven Days to Die ile birlikte aynı anda gidecek bir seri. Elden Ring zaten bitmeye başladı. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Onun dışında başka bir şey yok. Yeni koloni deyip başlayalım bakalım. Zorunlu iniş, kayıp kabile zormuş. Ekstra zorda zengin kaşif varmış. Çıplak başlat. 8 kişiden 1 kişiyle başlayacaksın diyor. Bu da 8 kişiden. 8 kişiden 5 kişiyle başlayacaksın. Fakir ve teknolojisiz başlayacaksın. Ha, biz dünyada yaşıyoruz. Bu zor bir senaryoymuş. Zorunlu işte. Siren sesleri, metal gadgetleri, kamusuna geliniyor. Rimworld ile ilgili çok bir bilgim yok. Management olduğu için biraz şey değil. Yani çok bir bilgim yok derken daha öncesinde birazcık oynamışlığım var ama ilk defa bir seriyi resmi olarak bir seri şeklinde yapacağım. Yani uzun bir oynayış olacak benim için. 8 kişiden 3 kişiyle başlayacakmışım. Aslında bak 5 kişiyle kayıp kabile olup kurulmak daha mantıklı olabilir. Ne diyor? Klasik RimWorld deneyimi. Ha bu klasik RimWorld. Tamam biz klasik RimWorld gemiyi yapalım ya. Şunlar haritaya dağılmış bir şekilde başlayacaksın. 3 tane gemi yığını 720 çelik paketlenmiş 7x. 300 odun 450 evcil hayvan. Plesen'in flak erme. Çelik yelek varmış. Elimizde 800 gümüş. Başlayalım bakalım. Yapay zeka hikayeyi anlatıcı seçin diyor. Yapay hikaye anlatıcı diyor. Hikaye anlatıcı korsan baskınları, kaynak kayıpları ve sürü hayvanları saldırı gibi olayları başınıza bela eder. Onların seçimleri koyunuzun hikayesini etkileyecektir. Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Cassandra ne diyor? Zorunlu ve gerginin düzgün bir şekilde arttığı hikayesel olayları karşına çıkarır. Seni tehlikeli olaylara itecek. Sonra nefes aldıracak. Sonra geri gelecek. Bir kez daha itecek falan filan. Sen itmeli kalkmalı ben istemiyorum. Bu neymiş? Penobe. POB Klex. Koloni geliştirmen için felaketler arasında çok fazla zaman koyar diyor. Ama dikkatli ol. Eğer Penobe zorlu bir mücadele yapmak isterse hayatta kalmak herkesin yapabileceği bir iş değil. Bu abla iyiymiş ya. Bu abla mı? Bu abi ne yapıyormuş? Randy kuralları takip etmez. Rastgele olaylar yaratır ve onunla o olaylardan zafer çığlığı atmanı ya da umutsuzluğa karşısına önemsemez. Bu onun için sadece bir eğlence. Ha bu daha bir şey mi? Randy tamamen rastgele olduğundan beni aşırı zor acımasız olaylar gönderiyor. Oo aşırı zor acımasız olaylar gönderiyormuş. Sen gönder bakalım bacım. Hocam macera hikayesi olsun ya. Ya da hayatta kalma savaşı vereceğiz. İlerle. Adama modu olsun. Adama modu sadece oyundan çıkarken oyunu kaydedebiliyormuşuz. Tamam öyle olsun. Ben labuk sabuk başlamayalım. Dünyamız %100. Nüfus biraz kalabalık olsun. Şöyle bir tık ileride. Çekirdeğimiz. Rimworld yazalım bakalım. Rimworld YT. Evet. Korsan grubu olsun ya. Korsanlar gelsin. Barışçıl kaybıyla biraz fazla olsun. Barbar da olabilir fazla. Bıçaklarla sopalarla gelsinler. Bir de bu. 11'den fazla fraksiyon oyun sorunları ortaya çıkabilir. Tamam böyle olsun o zaman. Oyun sorunları ortaya çıkmasın. Yağış normal, sıcaklık normal. Oluştur babacım. Bekliyoruz. Evet Elden Ring serimiz bitecek. Az kaldı. Yani 100 bölümde biter diye tahmin ediyorum. Yani 87 bölümlük bir şeyimiz oldu. Zaman çizelgemiz oldu. Bakalım Seven Days to Die geliyor şu an. İkinci bölüm yayınlanacak. Daha doğrusu Seven Days to Die ikinci bölüm yayınlandı biliyorsunuz. Bu da arkasından gelecek. 87. bölüme kadar geldik Elden Ring'de. Onun dışında Elden Ring bitiyor. Elden Ring bittikten sonra fazla bir yapacak bir şey kalmayacak. Zaten şu an 2 aydır bir ana oyun şeyinde oldu. O yüzden bakalım. Evet dünya oluştu şimdi. Abi ne biçim bir dünya oldu bu ya. Böyle dünya mı olur? Antarktika'ya yerleşelim. Totomuz da olsun. Bunlar şimdi ne oluyor? Fraksiyonlar neymiş? Bu nerede mesela? Bunu bana göstersene. Düşman. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 tane düşmanımız var tamam. Geri kalan da tarafsız. Şimdi güzel bir yere yanaşalım, yerleşelim. Tarım yapabileceğimiz bir yer olsun. Burası nasıl? Burası çok kötü. Çok kötü. Burada tarafsız bölge var mı? Burada bir tane düşman var. Şu yola yakın olsam. Ilıman Orman dedi. Aa bak burası iyiymiş. Ama yol yok ya. Yola yakın yapacağım ben. Şu Ilıman Orman'a yaklaşsa yola yakın ada. Burası iyi midir? Alker ve kum taşı varmış. Toplayıcıya verimli %100 böğürtlenler. Evet hayvan otlatabilirmişsiniz. Tamam hayvancılık için de iyi. Bu gelişmiş ne? Harita boyutu. Tamam. İlerle abi. Bu konum 4 başka fraksiyon üstüne tecavüze uğradıklarını hissedecekler. Yok geri git. Orada o zaman başlama ya bir dakika dur. Orada başlama. Burası nasıl? Mutaşı Kalker Ardovası. Lan ne bilmiyorum ama dağa yerleşmek daha mantıklıymış. Öyle okumuştum. Tamam şu köşe nasıl? Geniş tepe diyor. Burası nasıl? Ardovas Granit. Kalker olsun be. Mermer de olur. Mermer Ardovas Kumtaşı. Tamam böyle burada başlayalım. Evet başladık. Güzel. Şimdi işin en boktan tarafı burası arkadaşlar. Buralar böyle güzel. Ben buraları bir ayarlayayım. O şekilde geleceğim tekrardan. Evet kolonistleri ayarladım. Bir de inşaatçımız var. Sol yanda bir tane birazcık böyle
çiziki var, façası var ama olsun. Aşçılık da iyi. Yani en azından aç kalmayacağız. Kültürümüz iyi, sanatımız iyi. Assassin'imiz var bir tane. O da kendisi Assassin's Creed'den gelme. Larusa 38 mi 42 yaşında mı? Nasıl oluyor şimdi bu? Biyolojik yaşı 38, kronolojik yaşı 42. Bu ne oğlum? 113 yaşında, 42 yaşında, 40 yaşında. Değişik. Neyse. Başlatalım bakalım neler olacak görelim. İniş yapıyoruz şimdi. İniş yapmadan önce nereye yerleşebiliriz ona bir bakacağım. Maşallah haritayı kes. Açık arazi. Yo açık arazi değil. Şurayı komple kapatırız. Bir saniye. Şimdi biz kimlerin neyi var ona bir bakmak istiyorum. Senin nişancılığın iyi. Sen bu tüfeği al. Senin nişancılığın yok birader. Sen bunu al. Senin de nişancılığın var. Bunu al bakayım. Daha sen çelik yelek de giy. Yüceğin de şapkayı giysin. Tamam şimdi önce nereye yerleşeceğimize karar vereceğiz. Tabii ki de şu dağın içine yerleşeceğiz. Şuna 6. evre. Burayı kapatırız. 1. Şöyle de şurayı kapatırız. 2. Hemen odunla modunla cartla curtla kapatıveririz. Arkadan şu dağın içine yerleşiriz. Hatta burayı bir kazmaya başlayalım. Şöyle çift koridor yapıp böyle. Burayı şöyle bir kazsınlar. Depo alanını şimdilik şöyle tutacağım. Depo alanını şöyle tutalım. Bir de yapıdan şimdilik çelik mi yapsak? Yok odun yapalım. Odun. Şimdi buradan böyle kapatacağım ben orayı zaten de sıkıntı yok. O konuda içiniz rahat olsun. Şöyle bir izin verelim toplasınlar. Çelikleri de toplayın gençler. Her şey bir toplansın. Hemen her şeyi bir toplayalım. Hızlı bir şekilde toplayalım hemen. Sınk sınk yapacağız. Bravo Larusa var ya çok iyi ya. Altıncı evler çok iyi işimize yarayacak. Market değeri 10 sevgili köpek. Bir de bir yandan da şunları da toplayalım ya. Şöyle yaparsak harita üstündeki her şeyi hasat etsinler. Yiyecek için sıkıntı yaşamayalım. Ama yiyicin çok iyi çalışıyorsun bravo. Bana bir de burayı kapatın. Şurası şöyle. Burayı da kapatırsanız bana. Şuraya da en azından yatakları matakları şeyleri atarız. Hemen atalım. Yatak yani meşale. Onun dışında üretim için yani avcılık yani odun soğacak. Taş yontma. Şurada olur ya. Şimdilik orada olur. Azıcık emir yağdıralım. Kesin birader. Ay çelik sandalye mi yaptık oraya? Ya çelik sandalye ne acı. Dur acı. Dur çelik sandalye ne lan? Dur oğlum çelik. Değil lan tahta yapacağız ya. Eugene mağarada kaldı. Eugene mağarada kalıyor. Bakalım başlayacağız ya ufak ufak yardırıyoruz. Ufak ufak. Larus hadi kalk kızım. Odunları kimse kesmiyor yalnız farkında mısınız? Çünkü bir dakika iş. Manuel öncelikler. Sen bunu da yap. Bunlar neyce? Ardoaz yığınından ardoaz şeyi yapabiliriz. 1000 tane yapsın. Ağacı da kes. Aferin. Larusa sen kesebiliyor musun ağacı? Kesemiyorsun. Canın sağ olsun. Avcılık yapıp güldürebilirsin ama buranın temizliğiyle ilgilensen. Bahçıvan. Ağaç kesin oğlum. Ağaç kesin. Ağaç lazım. Her yerimize ağaç lazım. Yüzün. Burayı bir şekilde hallederiz. Sıkıntı yok mu? Şuradan şöyle ayarlayayım. İçeride böyle bir odalar bir şeyler yapabiliriz. Burada da yapılabilecek şeyler var. Şuradan şöyle ardoazla çevreleyip içeriği dağın olduğu gibi her yeri. Yani bakalım mantık düşünce çerçevesinde yapmaya çalışacağız. Şey yapmadık. Basit araştırma makinesi. Ama onu oraya yaparsam sıkıntı çıkacak. Buradan şöyle demiştik. Bir saniye şurada bir plan program yapabiliyorduk sanki ya. Öyle bir şey vardı. Neredeydi o? Hah plan yap. Şimdi şurası böyle bizim surlar. Şurası bizim surlar. Burası tuzaklı yer olacak. Burası tuzaklı yer olacak. Ve her yer tuzak kuracağız tamam mı? Hatta şuraya bile kurarız diye tahmin ediyorum. Ardoazları ben bir alayım şuradan. Burayı bir düzleyelim. Böyle çünkü şey yapacağım. Şuraya bir öncelik verir misin? Teşekkürler. Buraya öncelik ver diyorum sana. Bir kolonist boş demiş. Kim o? Sen boşsun. Sen o zaman ne yap biliyor musun? Sen o zaman eğlence için şuraya bir tane şundan koy. Silahsız abi. Silahın yok mu lan? Nasıl silahın yok lan? Silahın vardır ya. Nasıl yok? Altı patları var. Lan bıçağı var ya yeter. Hadi git yat hadi. Bakalım nereye gidecek bu seri. Çok enteresan bir yerlere gidecek. Yemeğimiz kaç gün dayanıyor acaba? Onları gösteren bir şey var mı? Odanın durumunu gösteriyor. Verimlilik katmanı. O bak şurası çok iyiymiş herhalde. Yem yeşil olunca daha mı iyi verimlilik oluyor? Tarlaları şuraya mı yapsak? Bilemedim. Bak burası değilmiş. Çatıları görünür yap. Görünür yapma abi. Neymiş? Arazi uzunluğu görünürlüğü aç kapağı. Buranın güzelliği. Böyle şeylere ihtiyacım yok. Bu oda bak bu güzelmiş. O korkunç diyor lan. Korkunç diyor. Dur bakayım bir dakika. Şimdi verimlilikten ben şuraya bir tarla yapayım. Nereden yapıyordu tarlayı? Üretim alana. Tarım alanı. Şöyle. Şurası bir. Buraya pirinç ekin. Aa alanı bölemiyor muyuz? Tamam pirinç ekin ya. Koca şey pirinç yesin. Ne derler ona? Eugene eker oraya şimdi. Ağaçları kesecek tabii önce. Neyse. Buraya bir tane araştırma şeyi yapmamız lazım ki. Araştırmayı da demirciliği yardıralım. Şuraya ufak bir üretimle alakalı basit araştırma masası. Mobilya. Dur. Ardoaz değil. Şundan. Bir de şunu koy. Yani hepsini yapsın da. Onun araştırması emin iyiydi. Yani bu çocuk değil de Larusa araştırsın yani. Larusa'nın araştırma şeyini yapalım. Gel bakın buraya. Larusa hem temizlik hem şey. Araştırma. Şunu bir yapar mısın bana? Ne kadar ayıp ya. Bir tane masa yapacaksın ha. Yemek yapabileceğim bir yöntemim yok. Hemen odunlu ocağı şuraya. Onda mı oraya koysak? Dur bakayım şunu. Şurada yıkalım. Meşaleyi şöyle koyacağım. Orayı yıktığına göre üretimden odunlu ocağı. Oraya bir tane de sandalye atalım. Aşçılık ne var? Güzel insan her şeyi pişiriyorsun tamam mı? Güzel. Yavaş yavaş aheste aheste iyileşeceğiz. Güzel olacağız. Ne oldu? İlişki oldu. Eugene ve McQueen onun clothing
Green'e iltifat etme, ona sevgisi gösterdi. McGreen kabul etti ve şimdi Eugene'in sevgilisi. Blackhorn, Eugene ve McGreen artık birlikte uyumak istiyor. Onlara çift kişilik yatak atamayı düşünün. Hep ile evli olan Eugene, McGreen'le... Lan Eugene, sen erkek değil miydin oğlum? Lan Valerie kadınmış lan. Hayır, bizim şeylerin şey, kadın sevmez diyor lan. Kadın se... Bu da erkek sevmez. Ayda, bu güçlü ileride nazik. Tamam ya, Eugene artık Larus'a görmezden gelir ya. Warkler evcilleşmiş. Nasıl alacağım şimdi ben kendimi? Neredeyim ki ben? Oğlum buraya da girebilmişiz ha. Bak burayı düşünmemişiz ya. Burayı kapatırdık. Daha bu dağ bile yerleşirmiş. Yani nasıl iş yap? Ufak ufak büyüyoruz en azından. Onun da farkındayım. Şimdi şöyle buraya Arduaz'dan bir 5'e 5. Daha kapıyı da koyacağız. Şimdi bir de alan yapacağız oraya. Alan değil, bir dakika. Yani Arduaz zemin. Burası acıcım. Bir olacak. Nedir onun adı? Şimdi bunlar birlikte uyumak istiyorlar artık. 5'e 5'lik bir oda yapalım onlara. Burası da şöyle ilerlesin. Bu tarafa bir tane şey yaparız. Depo tarzı bir yer yaparız. Bakalım ben. Yani çok iyi gideceğimizi düşünmüyorum. İlk sezonumuz, ilk Rimworld deneyimimiz. Ne olacak bilmiyorum. Köpeğin nasıl? Alandan mı yapıyorduk? İzin alana. Ha. Alanları yönet. Hayvangiller. Hayvangiller içeri girmesin abi. Bir dakika. Buranın şeyini kırmam lazım abi. Bir saniye. Ev burası. Ev alanı. Ev alanını kaldır. Şurası ev alanı değil. Şurası da ev alanı değil. Ha, orası ev alanı lan. Dur. Şurası ev alanı. Hayvan şuralarda gezinsin ya. Şu oralarda da gezinebilir. Tamam. Şimdi buna nasıl yapıyorum? İzinlerden mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz bilmiyorum ki. Bu değil. Bu iş değil. Nasıl yapacağız lan? Neyse. Oraya girmez herhalde ya. Hayvan görev yok. Hah, hayvanlar. Geziniyorlar mı orada? Aynen, geziniyorlar. Dışarı bir de yemek yeri yaparız onlara. Buraya tuzaklarımı ben koyayım da. Şöyle. Buraya da kurayım. Buradan böyle gelsinler. En son da şuraya koyayım. O yapıları devam edeyim ben. Böyle yapsın. Şöyle yapsın. Haydi bakalım. İndi var lan. İndi'yi avlasak mı? Larus'a indi'yi avla lan. Ya da avlamayın, vazgeçtim. Ölsünüz mü ölsünüz. Burayı yapsın bir yandan da, bir yandan da orayı yapsın. O burada çelikte çıkartıyoruz. Şu iki yatağı şey yaparız. Medikal yatak yaparız. Biliyoruz bak. Bir yatak varmış. Makineler için var. Bize ne lazım? Orayı yapma lan. Orayı yapma oğlum. Şurayı yap. Şu işleri iptal edeceğim ya. Vallahi şu kısmı iptal et. Özde en hızlı oynuyoruz. Duvazım kaç tane kaldı? 90 tane kaldı. Larus'ta devam. Araştırmaya devam çocuğum. Biraz teknolojide sıkıntı yaşayacağız. Onun farkındayım ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çünkü niye? Arkadaşın kültürü 4. Bunun 0. Bunda 5. Yani şurada pirinçler var. Büyümeye çalışıyorlar. Bak Eugene'le McGregor'ın odasını yapmaya çalışıyoruz burada. Bize neler yaptırıyorsunuz? Neyse, Rimworld'un ilk girişi için bu bölüm bence yeterli. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rimworld serimiz hayırlı ve uğurlu olsun kanalımıza. Bakalım nereye kadar gidecek, çok merak ediyorum ben de. Görüşmek üzere. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Hoşça kalın. Bye bye.